İyi günler arkadaşlar. Bugün kütle acım ilişkisi yani öz kütleyi çalışıyoruz. Şimdi diyeceksin ki hocam öz kütlenin sembolü nedir? Öz kütlenin sembolü arkadaşlar D ile tanımlanır. Zaten kaldırma kuvveti basınçta ne yapıyorduk devamlı? Bu D'yi biz kullanıyorduk. Kütlemiz neyle tanımlanıyor? M ile, acım neyle tanımlanıyor arkadaşlar? V ile tanımlanıyor. Demek ki biz bir maddenin öz kütlesini bulmak istiyorsak hangi formülü kullanmamız gerekiyor arkadaşlar? D eşittir M bölü V'yi kullanmak zorundayız. Ve unutmayın, öz kütle bir maddenin özelliğini gösterir. Yani her maddenin kendisine ait bir öz kütlesi vardır. Öz kütle değişmez. Hocam ne zaman değişmez? Sabit sıcaklık altında ve sabit basınç altında öz kütleniz arkadaşlar değişmez. Öz kütlenin tam tanımını öğrenmek istersek neymiş arkadaşlar? Maddenin birim hacminin kütle miktarına öz kütle denir. Tanımlaması da budur. Şimdi arkadaşlar gelin grafiğini görelim. Bakın acım grafiğimiz ve kütle grafiğimiz. Yani acım ve kütlenin birlikte olduğu grafiği çiziyoruz. Ne demiştik biz? Kütle arttıkça ne artmak zorunda arkadaşlar? Acım artmak zorunda. Hocam neden? Çünkü öz kütle ne kalmak zorunda? Sabit kalmak zorunda. Bundan dolayı nedir? Acım artarken kütle de artacağına göre kütle acım grafiği arkadaşlar böyle eğimli bir çizgi olmak zorundadır. Sakın unutma. Sabit sıcaklık ve sabit basınç diyorsa bu grafiğin dışında bir grafik çizemezsin. Sakın. Peki. Hocam bunun dışında bir grafik görürsem ne aklıma gelecek? O zaman bunlarla oynanmıştır. Ona dikkat edeceksin. Olay basit aslında. Evet arkadaşlar. Taşma seviyesi 50 cm küp olan taşırma kabına, bakın burada taşma kabı, şurası iyi çıkmamış. Buraya sıvı koyduğum zaman, 50'nin üstüne geçtiği zaman taşıyor. 60 gramlık taş bıraktığında 20 santimetre küp su taşıyor. Bu neyi gösteriyor bana? Buraya taşan suyun hacminin 20 olduğunu, demek ki bu da cismin hacminin 20 santimetre küp olduğunu gösteriyor. Hocam nereden biliyorsun? Çünkü bir cisim hacmi kadar sıvının yerini değiştirir. Buraya 20 santimetre küp taştığına göre cismin hacmi nedir? Hocam 20'dir. Süper. Peki 60 gram kütleden bahsediyor. O zaman cismin kütlesi ne kadar arkadaşlar? 60 gram. Bu da tamamlandı. Öz kütlesi nedir hocam? Artık kolay. M bölü V'den 60 bölü 20'den ne çıktı arkadaşım? 3 çıktı. Taşma seviyesine kadar olduğuna çok çok dikkat edin. Hocam ya öyle olmasaydı ne yapardık? Hemen yapalım bakın, onu da göstereyim. Şöyle bir taşma kabı çizsin. Burası 50 olsaydı, sıvı 40'a kadar olsaydı, buraya çok dikkat edin. Aynı soruyu yeniden çözelim. Şimdi soru şöyle geldi. 60 gram kütleli cismi buraya koydum. Buraya 20 santimetre küplük sıvı taştı. Şimdi nasıl çözeceğim bunu? Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ben neyi bulmalıyım? Cismin hacmini bulmalıyım. Hocam cismin hacmi 20 mi? Hayır. Neden? Benim 20'yi taşırabilmem için bir de nereye doldurmam gerekir? Şu bölgeye doldurmam gerekiyor. Demek ki benim cismimin hacminin bir onluk daha bir parçası olması lazım. Yani benim cismimin hacmi 30 olmalı ki önce şu onluk kısmı doldursun, 20 de taşırsın. Bu kadar kolay. Hocam kütle belli miydi? 60 belliydi. Şimdi işlemi yaparsak neydi arkadaşlar? M bölü V'den 60 bölü 30'dan ne çıktı? 2 olduğunu yakaladık. Olayı yakaladınız herhalde arkadaşlar. Tekniği budur. Evet, diğer örneğimize geçelim. Bakın ne diyor? Yine aynı soru, benzeri. Taşma seviyesi 50 santimetre küp olan, tamam, seviye burada tanımlanmış. 60 gramlık cisim. Verilenleri arkadaşlar yazın, karışmasın. 20 santimetre küp taşıyor. Hocam cismin hacmini verdi. Evet, onu da yaz. Bak onu hemen yakaladık. Buna göre taşın, sıvının bulunduğu küçük kabın kütlesi kaç gram artar? Kapta kütle ne kadar artar diye soruyor. Süper. Bu taşan sıvı. Ne kadar da hacmi? 20. Peki taşan sıvının öz kütlesi ne kadar? 1. O zaman buraya kaç gram sıvı taştı arkadaşlar? Hocam 20 çarpı 1'den 20 gram taştı. Süper. İçeri giren ne kadardı? 60 gram girdi. Ne kadar taştı? 20 gram taştı. O zaman kaptaki ağırlaşma nedir arkadaşlar? 60-20'den 40 gramdır. Nasıl bulduk? Taşan sıvının kütlesini bulup kabın içine giren kütleden çıkarttığın zaman kaptaki ağırlaşmayı buluruz. Kolay. Taban yarı çapı. Hemen görseli çizin. Silindir diyor. Evet. Taban yarı çapı 10 santim
Yüksekliği 20 santim olan silindir biçimindeki kabın öz kütlesi sıvı ile doludur. Güzel doldurmuş. Sıvının yoğunluğu ne kadar arkadaşlar? 0.6. Bu sıvının kütlesi nedir diye sordu. Hemen formül alın arkadaşlar. Değiştirme bölü B. Kütleyi bulmak için ne yapmam lazım benim? Öz kütle ile hacmi çarpacağım. Hocam öz kütle belli. Doğru, yapıştır. Hacim lazım bana. Ne bileceğim şimdi? Bunlar ezbere bilecek. Silindirin hacim formülü neydi? Pi R kare çarpı H. Pi 3 al demiş. Yarı çap hocam 10. Gram cinsine sorduğu için aynen alıyorum. 10'un karesi 100. Hocam yükseklik 20. Bitirelim bunları arkadaşlar. 2 ile 3'ü çarptık. 6. 3 tane 0 geldi. 600 santimetre küp. Bu kadar. Ne yapacağız hocam? 0,6 ile 600'ü çarptığınız zaman, 6000'i çarptığınız zaman cevap çıkacak 36. 2 tane daha 0 getirdiğimiz zaman şu kadar küplü olduğunu göreceksiniz. Yani 3,6 kilogram. Hangi formülü kullandık? D eşittir M bölü V bizim için yeterliydi. Bir tane yapalım. Kütlesi 40 gram olan bir kap. Bakın kabın boşkenki kütlesi tanımlanmış. Bunlara dikkat et. Kap 40 gram. Güzel. Suyla doldurulduğunda, geçmiş yıllarda Hüseyin'e sordu bu soruyu. Suyla doldurulduğunda 90 gram geliyormuş. Hemen ben buradan bilgi yakaladım. Neyi yakaladın hocam? Suyun kütlesinin 50 gram olduğunu yakaladım. Bu su artık kaptı. Nereden biliyorsun hocam? 90 gram burada neyi veriyor? Suyun ve kabın toplam kütlesini veriyor. 90'dan 40'ı çıkararak ne yaptım? 50 gramı yakaladım. Başka sıvı ile doldurulduğunda, dikkat et, başka bir sıvı, sıvı geldi kapla birlikte. Ne kadar gelmiş? 60 gram. Sıvının kütlesi ne kadar hocam? Bunu yakalayabilir misin? Yakalarız. 60'tan 40'a çıkarırsak sıvının kütlesinde 20 gram olduğunu yakaladım. Diyeceksin ki hocam ne yapacağız? Şimdi benim neye ihtiyacım var? Değiştirme bölü V'ye. Yani hacim ihtiyacım var. Bakın şuradan hacim hemen yakalayacağım size. Suyun öz kütlesi belli mi? 1. Suyun öz kütlesi 1 olduğuna göre hacmi nedir? 50'dir. Demek ki bu kabın hacmi neymiş arkadaşlar? 50'ymiş. O zaman bu koyduğum sıvının da şu kapladığı yerde ne kadar olmalı hacmi? 50 olmalı. O zaman benim kabımın hacmi 50 olduğuna göre öz kütle nasıl bulunuyordu? M bölü V'den 20 bölü 50'den ne çıktı arkadaşım? 2 bölü 5, 0.4'ü yakaladık. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu tür sorularda kabın ağırlığını çıkardıktan sonra kabın hacmini de yakalayın. Hacmi yakalamak için neye ihtiyacın vardır? Kütle ve öz kütleye ihtiyacın vardır. Bakın, sabit sıcaklık ve basınç altında X ve Y maddelerin kütle hacim grafiği buymuş. Bize diyor ki D'ye DX'i bulsana diyor. Hemen başlayalım, DX'i bulalım. Kesme noktası al. Kütle bölü hacim de unutma. Yazalım. M bölü V. Kütlen ne kadar? 20'yi gösteriyor. Acım neyi gösteriyor? Onu gösteriyor. 2. Yapıştır. D'ye. Kesme noktası. Hocam 20'yi gösteriyor. Doğru. Hocam 20'yi gösteriyor. Doğru. Oranla 1. Ne istedi? D'ye bölü DX dedi. D'ye bölü DX oranın 1 bölü 2 olduğunu görürüz. Bu kadar kolay. Devamlı formül arkadaşlar. Kaplara doldurulan sıvılara biraz daha dikkat ederiz. Öz kütlesi 1.2 ve kütlesi 60 gram olan bir cisim. Bakın veri geldi. Veriyi al. Yazalım. D 1.2 kütlesi 60. Hacme ihtiyacım olacak birazdan. Bakın görüyor musunuz? Skalaları açıyorum. Bir cisim 70 santimetre küp çizgisine kadar su ile dolu olan 100 santimetre küp dereceli sıvıya kaba bırakılıyor. Hocam ne diyor bu? Şekli çiz açılacaktır. Buradaki sıvı ne kadarmış arkadaşlar? 70'e kadar doluyormuş. Kabın bütün hacmi 100'müş. Ne kadar sıvı taşar? Kolay bizim için. Ne yapacağız? Cismin öz kütlesi belli. Kütlesi belli. Hacmini bulacağız. Hep ana formül yazın arkadaşlar karıştırmamak için. Nasıl bulacaksınız? M bölü D ile bulacaksın. 60 bölü 1.2'den ne çıkıyor burası arkadaşım? Cismimin hacmi 50 santimetre küpmüş. Oo hocam süper. Cismi buraya koyduk mu? Koyduk. Hacim ne? 50. 50 kadar sıvı yukarı itecek. Önce şuraya 30'da dolduracak mı? Dolduracak. Fazladan 20'yi ne yapacak? Taşıyacak. Taşan sıvı ne kadar canlar? 20 santimetre küp. Bu kadar basit. İnelim aşağı. Şekilde verilen bloklardan K silindiri
Öz kütlesi 0,8, bunun öz kütlesi 0,8 tanımlandı. L öz kütlesi de 2 tanımlandı. Bunları yazdık. Kütlelerin oranı nedir diye sordu. Hocam kütleyi nasıl buluyorduk? Öz kütleyle hacmin çarpımı. Bakın neye ihtiyacım var? Hacme ihtiyacım var. Hemen belirleyelim burada rahat rahat. MK eşittir. Hacmi buluyoruz. Neydi? Pi re kareydi. Pi re kare, onun karesi 100. Yükseklik 40. Çarpı hocam 0,8. Bitti. M'liyi bulalım. Hocam bir ne bu? Küp müydü? Küp. Küp 3 ayrıtı çarpmak. A küp. O zaman ne yapıyoruz? 5'i 3 kere birbirine çarpıp bir de öz kütlere çarptığımız zaman cevabımız çıkacak. Hemen bitirelim soruyu. MK'mız ne çıktı arkadaşlar buradan? Şu 0, şu 0 yok etti. Burası 3 ile 4'ü çarp 12, 8 ile çarp 96. Burada da 2 tane 0 kaldı. Bu işlemle dikkat ederseniz sıkıntı olmaz o kadar. Emre neydi hocam? Emre'yi de yapalım. 5 kere 5, 25. 5 ile çarp 125, 2 ile çarp 250. Oranladığınız zaman cevabınız çıkacaktır. Şunları sadeleştirirsin. Gerisi işlem zaten arkadaşlar. Buradaki mantığı anlamak bizim için önemli olan o. Bakın arkadaşlar çok 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 önemli bir uyarıdır bu. Sakın unutma. Sabit sıcaklık ve sabit basınç altında maddenin öz kütlesi veya hacmi değiştiğinde öz kütlesi değişmez. Dersin en başında söyledim. Ne demiştim zaten hatırlayın. Sıcaklık sabit. Basınç sabitse öz kütleniz ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Hocam yani ne demek istiyorsun? İşte öz kütle grafiği devamlı sabit olmak zorunda. Bunun neresini çizmiştim size? Kütle hacim grafiğini çizmiştim. O nasıl olmalı hocam? Eğimli çizgi olmak zorunda. Sınavda çıkacak sorulardan biridir. Tabloda aynı basınç altındaki ABC maddeleri belli sıcaklıktaki kütle hacimleri verilmiş. Buna göre maddelerin öz kütlelerini bulunuz. Hemen bulalım. Neydi formül? D eşittir M bölü V. A'yı bulalım hemen. DA diyelim buraya. Nedir? 75 bölü 50. Ne kadar kolay. Evet ama sınavda soruldu. DB nedir hocam? 25 bölü 50. DC nedir? 75 bölü 150. Bundan sonrası senin matematiksel işlemin arkadaşım. Görüyorsun. Bunun da birden büyük bir sayı olduğunu gördük. O zaman ne deriz? DA büyüktür. DB ile DC birbirine eşittir. Şimdi biz bunu ne bulmuştuk arkadaşlar? A'nın öz kütlesini. Birden büyük bulmuştuk. DB'yi ne bulmuştuk? 0,5. DC'yi ne bulmuştuk? 0,5 bulmuştuk. Şimdi maddelerin öz kütleleri hakkında bilgi ver diyor. Sakın sakın hemen DB ile DC birbirine eşittir deme. Hocam neden diyemiyoruz? Sıcaklıkları kontrol etmek zorundasınız. O zaman bakıyoruz. B'nin sıcaklığına C'nin sıcaklığı aynı mı? Aynı. O zaman burada şunu söylüyorsun. DB ile DC birbirine ne olabilir? Olabilir. Olabilir. Neden? Çünkü basınç hakkında da ne yok arkadaşlar? Bilgi yok. Dikkat ediyoruz bu kelimelere. Hocam örnek olarak bakın dikkat edin sınavda çıktı bu soru. Mesela eğer bu 20, bu da 10 derece olsa ne yapacaktım? O zaman ne diyecektim? DB ve DC birbirlerinden farklıdır diyecektim. Ve bunu derken de ne diyecektim ne? Birbirlerinden farklı olabilir diyecektim. Yani öz kütlelerin aynı olması maddelerin aynı olduğunu göstermez. Bir de nelerin aynı olması gerekiyor arkadaşlar? Sıcaklıklar. Buraya çok dikkat edin. Burası bu işin can damarıydı. Anlaştık herhalde. Bakın bir küreden bahsediyor. Bu formülleri bilmek zorundayız. Hocam kürenin hacim formülünü bilmeli miyiz? Bileceksin tabii ki. Bunlar önemlidir. Neymiş? 4 bölü 3 pi. Yarı çapı nerede bunun? Yarı çapı 2R olan. Yarı çap 2R tanımlanmış. 2R'nin kübü nedir arkadaşlar? 8R küp. Burası ne çıktı? Ben soruyu okumadan yaptım. 32R küp benim küremin hacmi. Okuyalım. Hocam kütlesinde 2M vermiş. Kütlede 2M diye tanımlanmış. Bunu da aldım. Tamam bu yakalandı. Bu birinci veri. Dikkat edin. Okumayınca soruyu farklı yönlere gidebiliyor. Bu kürenin yarı çapı R kadar küçültülüyor mu? Güzel bir soru. O zaman yeni hacmi bulalım. Tabi bunlar pratik yolla yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi görün diye R küp oldu. Buradan da ne çıktı? Pi 3 alırsak burası ne çıktı? 4 R küp oldu. Bu durumda kürenin kütlesi kaçmıyor. Ha, çok basit. Bunu basit bir yolla yapabiliriz. Bakın.
Şu hacim kaç oranında küçüldü arkadaşlar, dikkat ederseniz? 8 oranında küçüldü değil mi? Sadeleştirin bakın, 4 ile sadeleştirdik mi? 8. Yani birinci durumda kürenin hacmi 8 V iken kütlesi 2 M'di. İkinci durumda kürenin hacmi V iken kütlesi nedir diye sor. Bakın ne kadar kolay. Kaç oranında azalmış? Hocam 8'e bölünmüş. Bunu da 8'e bölersen ne çıkar arkadaşım? Bu da kütlenme bölü 4 çıkar. Basit. Burada tabi hacmi görmek zorundasın ki işlemleri rahatlıkla yapabilirsin. Güzel bir soru. Kütle hacim grafiği verilen XYZ maddelerin öz kütleler arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Tamam, hemen yapalım. DX. Ne yapıyoruz? Kütlem kaç? 15. 20'ye denk gelmiş. Süper. DY. Kesme noktası 15. Kime denk gelmiş? 60'a denk gelmiş. Görüyor musun? DZ. Hocam bunlar çok kolay. Evet, kolaydır. Kesme noktası burası 5 bölü 40'tır. Bundan sonrası sadeleştirmeler arkadaşlar. Buradan büyüklükleri küçüklükleri yakalayabilirse. Hocam nasıl yakalarız? Yani matematik kontrol ediliyor burada. Paydaları eşitleyelim hepsini. Nereye? 120'ye çıkaralım. Hepsi 120'ye çıkarırsak bu 90 olur. Hocam bunu 2 ile genişletelim. Bu 30 olur. Hocam bunu 3 ile genişleteceğiz. 120 olur. Bakın paydada aynı yaparak cevap açtık kendine. O zaman ne diyoruz? Dx, dy, dz. O kadar kolay. Kolay değil mi arkadaşlar? Şimdi bakalım. Öz kütle acim, öz kütle grafiklerini çizin diye soruyor bize. Bu kolay. Biraz önce hazırladık bunları. Hemen alalım. Mesela bir tanesi çizelim. Acı öz kütle grafiğini çizelim. Değişen bir şey olmayacağını göreceksiniz. X'in öz kütlesi ne bulmuştum arkadaşlar? Buradan alalım hemen. Evet. Öz kütle ilişkisi şöyle bulduk. Tam sayı istemiyordur bizden. Dx, dy, dz bulmuştuk değil mi? Tamam. O zaman şöyle bir grafik çizeceksiniz. X, y, z. Çünkü öz kütlesi büyük olan. Hocam pratik yolu var mı bunu? Bu işlemleri yapmadığınızı çözebilirsin. Çözeriz tabii ki. Eğimi büyük olanın öz kütlesi her zaman en büyük. Hiç işlem yapmadan yaparız. Hocam bir kez daha söyleyelim. Mesela şöyle çizdi. A, B, C. Öz kütle ilişkisini kur. Ne diyeceksin cevap? D, A, D, B, D, C diyeceksin. Değil mi? Ne kadar kolay. Eğimi büyük olanın, dikkat et kütle burada olsun. Eğimi büyük olanın öz kütlesi her zaman büyüktür. Vay, önemli bir uyarı da yazmışım. Efsane bilgidir. Saf suyun 4 derecedeki yoğunluğunun 0 derecedeki yoğunluğundan fazla olmasının sebebi nedir? Bu arkadaşlar suyun özel bir yapısıdır. Canlıların yaşayabilmesi için gerekli bir şarttır bu işte. Göllerde, işte nehirlerde neyse işte su donduğu zaman üstten donar, alt donmaz. Alt donsa ne olur? Bütün balıklar yukarı doğru çıkmak zorunda kalır. Ölür bu şekilde. Onun için üstten donma başladığı için, ya da şöyle düşünün. Mesela su donduğu zaman buzun kütlesi suyun öz kütlesinden küçük olduğu için yukarı çıkar. Eğer büyük olsa aşağı inerek ne yapar? Canlıları sıkıştırır, ölmesini sağlar. Suyun yapısıdır. Bu çok özel bir yapıdır. Grafiği ezbere bilmek zorundayız. Suyun hacmi neymiş arkadaşlar? 4 derecedeyken en küçüktür. Ezbere bil. Hocam öz kütlesi, suyun öz kütlesi arkadaşlar neymiş? 4 derecedeyken en büyüktür. Bu bilgiyi unutamazsın. Çok 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 önemli bizim için. Karışımların öz kütlesi arkadaşlar. Tek formül vardır. Nedir hocam? D eşittir M bölü V'dir. Formül kullandırmıyorlar artık. Milli Eğitim kaldırdı o formül kullanmaları. Sadece tekniği bilmen gerekiyor. Hocam neyi bileceksin? Mesela şöyle. A sıvısının yoğunluğu 4. B sıvısının yoğunluğu 7. Bunları karıştırırsam ne olur diye sorar. Karışımın yoğunluğu arkadaşlar şu çıkar. Unutma işte, en önemli bilgi bu zaten. Karışımın yoğunluğu, karışım diyelim, A'dan büyük, B'den küçük olacak. Bu kadar bilgi bu. Anlaştık herhalde. Yine geçmiş yıllar çıkan sınav sorularından biridir. Hocam ne olabilir mesela? 5 olur, 6 olur, 7 olur. Hocam 4.1 olur mu? Olur tabii, 4'ten büyük olsun. Hocam 7'den küçük olan 6, 9 olur mu? Olur. Yeter ki eşit olmasın. Bütün teknik buna dayalıdır. Bakın burada hangileri karışımın öz kütlesidir diye soruyor. Ne dedim ben? İki sıvı karıştığı zaman arada olmak zorundadır. O zaman nedir bilgi? D1, D2 ile D3'ü karışım olamaz. Neden? Dışarıda. D3, D1 ile D2'nin karışım olamaz. Bu da dışarıda. O zaman ne var burada? Sadece D2, D1 ile D3'ün karışımından elde edilmiştir. Bunun dışında olamaz. Okey. Geldik buraya.
Öz kütle ilişkisi nedir? Hocam pratik yolu öğrettin, hemen yapalım. Tabii ki bakın pratik yollar ne kadar işe yarıyor görüyorsunuz değil mi? Eğimi büyük olan öz kütlesi nedir? Büyüktür. Bakın bir tane daha soru. İkiyi elde edelim diyor. Ne yapalım diyor. İkiyi elde etmek için arkadaşlar ne var? 1 ile 3'ü karıştırırsak olur. Hocam 2 ile 3 olur mu? Olmaz. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. 1 ile 2'yi karıştırırsak olmaz. Hocam 2 ile 3'ü karıştırırsak olmaz. Çünkü 2 elde etmek istiyorum. Arada olmak zorunda. O zaman burada cevap nedir? 1 ve 3'ü alırsak bu iş olacaktır. Güzel sorudur. Bu tür sorular karşımıza arkadaşlar çıkacaktır. Dikkatli olursanız sıkıntı yaşamayız.